Biz burada yokken sanat ve politikanın dördüncü bölümünde Barbarları Beklerken Sanat Kolektifinden Ömer'le birlikteyiz. Merhaba Ömer. Merhaba Şerif. Ee, geçen bölümün sonunda e, sosyalist realizm hakkında konuşacağımızı söylemiştik. Bu konuya girmeden önce Ömer'e ilk yönelteceğim soru. Lenin'in sanata bakış açısı nasıldı? Yani geçen programda da biraz aslında değinmiştik diye hatırlıyorum. Lenin'in de, Troçkin'in de, Özellikle ikisinden bahsediyorum çünkü hani o alana dair en bilinen figürler. Aslında Lenin özelinde de söylersek sanatlar arasında eşit mesafede durma taraftarı genel olarak. Kendisinin sanata biçtiği bir rol var, bir sanatsal eğilimi var yani sanata bir bakış açısı var, sanattan beklentileri var. Sanata bir rol biçiyor hem politik olarak hem e, kendi durduğu yerden. E, ama temel olarak şunu söylemek mümkündür diye düşünüyorum. E, Lenin'in geri kalmış bir Rusya'da devrim sonrası... ...sanattan belli beklentileri olduğunu söylemek mümkün. E, sanatın özelliği fikrini proletkült kült örneği üzerinden de e, daha önce değinmiştik. Çok olumlu bulmuyor. Partiye ve e, daha sonrasında da bunun gelişimi e, devlete bağlı bir e, sanat fikrine eğilim olduğunu da söylemek mümkün e, ve sanatın didaktik bir yanının e, baskın olduğunu düşünüyorum ben en azından belli bir dönem evet Rus avantgardına e, alan açılıyor ve ...o tutumunu koruyor yani eşit mesafede durma, çok fazla sanatsal alana müdahil olmama. Ama prolet kült örneğinde geçen programda konuştuk diye anımsıyorum. Orada e, özellik meselesinde net bir şekilde bunun zararlı olduğunu... E, ...söyleyerek aslında olumsuz bir tavır takınıyor. Ve daha sonrasında e, özellikle 21'den sonra şunu söylemek mümkün yani... Devrimin e, eğittiği kitlelerin sanattan bir beklentisi olduğunu, bu, bu Rusya gibi bir geri toplumda sanatın, e, özellikle avantgarde sanatın kitlelerin beklentisini karşılayamayacağını, onları değiştirip dönüştüremeyeceğini, devrimci dönüşümle hizmet edemeyeceğini, çok formalist olduğunu, e, dönemin ruhuna uygun olmadığını ve o kitlelerin beklentilerine tekabül etmediğini, düşünüyor. En azından ben böyle düşündüğünü e, düşünüyorum diyebilirim temel <laughs> olarak. Ve e, sanattan e, belirli beklentileri olduğunu söylemek mümkün tekrar ediyorum ama yani devrimin hizmetinde bir sanat beklentisi var ve kitlelerin beklentilerine tekabül eden bir sanat üretimini doğru buluyor. E, sanatın avantgard biçimlerine mesafeli. Yani Mayakovski örneği var. Tamam, onu hani söylüyorum. onu biraz egzecere ederek söylüyorlar. Belki espri de yapmış olabilir bir nebze. Nüktedan bir şey de olabilir ama e, iyi niyetli bir yerden yaklaşmaya çalışıyorum ama hani e, gerçi kendisi şeyi söylüyor orada. Ya yani Ben diyor şiirden çok anlamıyorum. Hani e, Mayakovski'nin yazdığı şiiri de çok anlamadığını ifade ediyor zaten ama hani işte kitabının ııı e, 1500 tane mi basılması hı hı. gerektiğini söylüyor. Tam rakam hatırlamıyorum ama işte 1500 basılması gerektiğini söylüyor ama işte 5000 basılmış diyelim. Hı hı. Hani bunu böyle biraz şey <laughs> e, iğneleyici bir yerden hani hem Mayakovski fitrizmle ilişkili olduğu için hani <laughs> biraz böyle şey yapıyor. kır e, kırbaçlamak lazım diyor Mayakovski fitrizmle <laughs> evet, yani Nasıl doğru dolayı, tarif edilir ben de ben, anlayamadım. Yani <laughs> Hem onu diyor hem de yani bu kitap bu kadar basılmamalı. Ee, yani ancak işte kütüphaneler ve egzantrikler için mi diyor. Evet evet egzantrikler için. Öyle bir ifade, ifade <laughs> kullanıyor. Ee, yani çok e, şey yapacak halim yok. Yani evet Linn'in e, ilk dönemlerde sanatla ilgili çok müdahale olmadığını... Ama proletkültte yeri geldiğinde müdahil de olabildiğini söylemek gerekiyor. Belli bir sanat algısı var çünkü. Sanatı daha toplumsal formasyonu değerlendirirken ele alıyor genelde. Yani sanatın iç dinamikleri üzerine çok fazla yazıp çizmiyor aslında. Onun toplumsal formasyondaki ya da politika ile ilişkisindeki konumu üzerinden genelde ele alıyor, ele aldığında da. Temel olarak bunları söyleyebilirim. Peki avantgard sanatçılar 1917 devriminde devrimi büyük umutlarla karşılamıştı aslında. Ama e, Lenin neden avantgard sanatçıların komünizme olan yakınlığını bir türlü fark edemedi? Yani aslında fark edemedi değil. Yani çünkü şeyi göremeyecek biri değil Lenin. Yani e, net bir şekilde farkında, farkında olduğu için de zaten bence o dönemde e, ...müsamaha da gösteriyor avantgard sanatçılara. Yani e, devrimin ruhunu sahiplendikleri ölçüde... ...aslında onlara sanatın iktidarını devrederken... ...çok da bir şeyi yok. E, çekincesi olmuyor en azından o dönem. Burada mesele fark edememek, fark etmekten ziyade... ...aslında bence şu. E, yani ne zaman ki aslında... ...iç savaş dönemi e, bitiyor ya da o devrim sonrası en e, sancılı süreçlerde belki sanat üzerine çok zaten e, Bolşevik önderlerin ve özel olarak e, şey yapabildikleri, kafa yorabildikleri ya da e, zaman ayırabildikleri bir süreç değil. Ama ne zaman ki iç savaş bitiyor, işte savaş komünizmi döneminden çıkılıyor, işte NEP dönemine doğru geçiş evresi başlıyor. O evreden itibaren aslında e, sanata yönelik beklentiler de e, ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü orada bir e, kurumsallaşma süreci de var. Yani hem devletin artık ufak ufak kendini toparladığı, yani sonuçta ortada e, kurumsallaşmaya başlayan, savaştan çıkmış ve bir inşaat sürecine doğru adım atmaya giden bir sosyalist devlet var. Ee, ve bu devletin bir sanat politikası da yavaş yavaş e, şekillenmeye başlıyor o süreçte. Ve burada ilk sorunda işte az çok anlatmaya çalıştığım eğilimleri devreye girmeye başlıyor. Bana kalırsa Lenin'in ve Bolşevik önderlerin. Hepsi için demeyeyim yani Buhari'nin ve Troçki'nin bakışı biraz daha farklı. Ee, ya da diğer Bolşevik önderlerin belki daha farklı. Hani tekil olarak ele alırsak muhakkak ki her birinin e, ayrıştığı noktalar var birbirinden. Ama aslında yani devrimin e, kendi gelişim süreci, e, gidişatı vesaire yavaş yavaş e, bir kurumsallaşma sürecine doğru gidiyor. Devletleşme, yani devletin artık var olma e, somut olarak belli politikalar, belli kurumlar oluşturma, inşa etme sürecine doğru sanata dair de o dönemki Bolşevik iktidarın önderliği eğilimlerine yönelik belirli hamleler başlıyor ve bunun bir gelişim süreci var, gidişatı var. Bunları konuşabiliriz. Elenin zaten avantgarda hep mesafeliydi. Yani avantgard, sanatın, avantgard sanatı yeterince o devrimci dönemin ve kitlelerin beklentisine tekabül eden, onları dönüştüren, eğiten, onları devrimcileştiren bir e, sanat olarak görmüyordu. Çünkü onun sanattan beklentisi biraz daha didaktik diyebilirim. Yani daha araçsal, politikaya biraz daha e, politikanın türevi diyebileceğim ya da politikayla ilişkisinin daha kuvvetli kurulmasını talep ettiği bir yerden sanatı algılıyor. Böyle bir misyon biçiyor. Ve aslında temel olarak e, o süreçle birlikte yani iç savaş sonrası yavaş yavaş inşa sürecinde doğal olarak sanatsal eğilimleri, sanatın kurumsallaşması sürecinde de devreye giriyor. Yani şöyle diyebiliriz. Lenin aslında bunu kendi de söylemiş. Yani işte Mayakovski'nin şiirini anlayamadığını, sanata karşı avantgar sanatçılar gibi bakamadığını aslında söylemiş. Yani 1917 17'den 20'ye kadar yani kültür devriminin ilan edilmesinden yani o aralıkta aslında Lenin bir bakıma sanat hakkında stratejik bir karar alıyor veya karar almıştır diyebilir miyiz? Çünkü evet ben sanattan e, bu anlamda yani sanata daha didaktik bir şey olarak algılıyorum o. Aslında belli ediyor fakat o üç yıllık arada da avantgar sanatçılara bunu teslim de edebiliyor. Evet teslim edebiliyor yani bu esnekliği gösteriyor zaten. Ee, fakat e, yani kendi eğilimlerini de zaman zaman <laughs> e, gösterdiği oluyor. Yani e, proletik türü üzerine konuştuğumuzda biraz bahsetmiştik. Yani o oraya dair belli fikirleri var. Sanatın özelliğine dair eleştirel duruyor. avantgard sanatı çok e, formalist olmasından dolayı eleştiriyor ya da e, onu e, olumsuz bir yere koyuyor. Hani kendi kafasında onun e, çok algılayamadığı ya da devrimci kitle yani devrimin e, oluşturduğu kitlelerin devrimin içinde pişen kitlelerin talep ettiği bir sanat, talep etmesi gereken bir sanat ya da onlara hitap eden bir sanat olarak değerlendirmiyor. Böyle bir önyargısı da olduğunu söylemek <laughs> mümkün. Yani O yüzden aslında devreye yani o üç senenin sonunda yavaş yavaş kendi ne gösterdiği süreçler giriyor. Bunda da ama yani devrimin diyalektiğini, gelişimini hani ve oradaki devletleşme, devletsin kurumsallaşma ve bir sanat politikasının yavaş yavaş gündeme gelmesini ve o döneme, o dönemin ruhuna tekabül edecek bir sanat algısının kendisinde avantgarde sanattan ziyade daha gerçekçi bir sanat, realist bir sanat, daha özüm yani özün biçir, biçimi belirlediği bir sanat algısı ve kitleleri kitlelerin talebine cevap vereceğini düşündüğü bir sanat algısı. Bu tartışılır tabii yani kitleler avantgard sanatı da öyle gayet edilgin bir şekilde izlememişlerdi aslında. Yani ama şimdilik bu kadarını söylemek <laughs> yeterli. Zaten soracağım soruda biraz bunların yanıtı olacak galiba. Şimdi 1920'de bir kültür devrimi ilan edilmişti, daha sonrasında yani 10 sene sonra kadar 1932'de de Parti Edebi ve Sanatsal Örgütlerin Yeniden Düzenlenmesi Kararnamesini yayınlamıştı. Bu kararnameyle birlikte prolekült ve avangarda dair her şey ortadan kalkmış oldu. İşte topluluklar, cemiyetler kapatıldı, müzelerden avangar sanatçıların eserleri kaldırıldı ve birçok şey oldu aslında. E, bu kültür devrimi ve kararnameden sonra sosyalist realizmin kurumsallaştığı hakkında ne diyebiliriz? Yani ve parti bu kararı neyin etkisiyle, neden verdi? Buna nasıl bir yorum getirebiliriz? Yani aslında kültür devrimi 1928. 29'da yanlış söylüyorsam affola. 29'da sanırım 5 yıllık ilk kalkınma planı devreye giriyor ve aslında NEP döneminin sonlandığı, kulakların tasfiye edildiği, kol, e, kolhozların oluşturulduğu, yani sanayi hamlesiyle birlikte tarımda da bir e, kolektivizasyona gidildiği ve aslında sosyalist inşaat sürecinin e, en e, yoğun bir şekilde gündeme geldiği dönemler e, 28 ve sonrası. 28'den 32'ye, 32'de e, bahsettiğim ee, kararnameden sonra zaten az çok e, bir resmi sanat kurumundan ve e, bu kurumun e, belli bir politikasından bahsedilmesi zorunlu. Zaten bunu aleni bir şekilde de 1934'teki yazarlar kongresinde e, ilkeler düzeyinde teorize de ediyorlar ve e, uzun yıllar boyunca da aslında bu süreç e, sosyalist gerçekçilik adı altında, işlemeye devam ediyor. Ee, sanatsal üretim bu çerçevede e, gelişmeye devam ediyor. Tabii buna yönelik eee durağan bir süreçten bahsetmemek lazım. Yani 1934'te eee hani hep e, hedef tahtasına oturtulan odur. Çünkü ilkeleri az çok Hı -hı. o e, tüzükte belirtmiştir. Konuşmasında e, vurguları en çok o yapmıştır ve sembolleşmiştir yani sosyalist gerçekçilikle. Ama sadece Jidonov'dan ya da Stalin'den ibaret bir süreç değil. Yani böyle bir eğilimi vardı zaten Bolşevik kadroların. Sanata, sanattan beklentileri, sanatı algılama biçimleri, sanatın realizmle kurması gereken ilişki konusunda hep aslında devrimci romantizme ya da olumlu tip çok baskındır sosyalist gerçekçilikte. Buna vurgu, bu, bu, bu tarz bir beklenti, yani devrim devrimi, e, devrimin diyalektiğini ya da o devrimci süreçlerdeki e, insanı a, anlatması gerektiğini, bunu e, yaparken de kitleleri dönüştürecek, değiştirecek e, bir muhtevaya sahip olması gerektiğini, sanattan bu beklentilerin zaten ne Stalin ne başlayan bir süreç değil bu. Zaten bu beklentiler Lenin'de de vardı. Bolşevik kadroların çoğunda da vardı. Ve aslında toplumcu yani sosyalist gerçekçiliğin kökleri de hani e, Çerşevski'de de bulunur. Yani Bielenski'de de bulunur. E, yani Gorki çok önemli bir figürdür. Örneğin hani sosyalist gerçekçiliğin e, ilkelerinin oluşmasında ya Ahmet Oktay'ın hani toplumcu gerçekçiliğin kökleri, kökenleri mi? özür dilerim kaynakları kitabında hani o da çok vurgular. Evet Gorki mesela önemli bir figürdür. Yani ve bunun bu, bundan bahsetmemin sebebi e, yani ne bu Stalin'in tek bir kararıyla oldu ne Zhdanov e, bu kadar hani tek başına böyle bir kudreti vardı falan böyle değil yani o dönem e, böyle bir eğilim var e, ve bu, bu, bu sürecin aslında politik atmosferle çok ciddi ilişkisi var. Yani o bahsettiğim hani sosyalist inşa süreci, tarımda kolektivizasyon, birinci kalkınma planı, sanayileşme hamlesi vesaire. Bu süreçler aslında sanatta sanatın politikaya, politikanın beklentilerine tabi olmasını gerektiriyor o dönemki kadroların beklentisi bu sanattan. Yani bunu açıkça koymak lazım. Çünkü sosyalist gerçekçilik sadece bir e, sanatın iç tartışmaları üzerinden ortaya atılmış bir e, çalış, bir kuram değil ya da bir ilkeler bütünü değil. Elbette bunun üzerine kafa yoranlar var. Bir yerde sabitlenmedi de bu. Yani işte sosyalist gerçekçilik şudur ve burada donmuştur da diyemeyiz. Yani e, var. Yani bunun üzerine çalışan e, Sovyet edebiyatçıları var, edebiyat eleştirmenleri var. Bunun üzerine kafa yoran, bunu geliştirmeye, bunun sınırlılıklarını, kısırlıklarını ya da tıkandığı noktaları aşmaya çalışan. Ama son kertede sosyalist gerçekçiliğin belli karakteristik özellikleri var. Yani devrimci romantizmi, olumlu tip kavramını bunları bunlardan çok kopmuyor. Gerçekçiliği her zaman çok ön planda tutması, gerçekçiliğin yansıtılma biçimi, yani sanatın görevinin aslında özün ortaya çıkarılması, gerçekliğin yansıtılması ve aslında bir nevi ideolojik olarak yabancılaşmış yani yanlış bilince sahip kitlelerin doğru bilince evriltilmesi sürecinde bir misyonunun olması, böyle bir beklentinin olması, sosyalist gerçekçiliğin ee, tüm revize çabalara rağmen aslında büyük ölçüde e, koruduğu yanları da var. Buralardan ayrışan e, Sovyet edebiyatçıları var, e, edebiyat eleştirmenleri var. Ama bu kapsamı geniş bir konu olduğu için çok değinmemek lazım ama şunu özellikle söyl söylüyorum. Yani bu kadar da kaba ele almamak lazım. Yani hı hı. sosyalist gerçekçilik yani üç madde hı hı. ve zaten hep böyle öğretildi. Yani böyle değil. Hı hı. Böyle değil. Ee, bunun e, iç çelişkilerini görenler oldu, çıkmazlarını görenler oldu. Bunu aşmaya çalışanlar oldu ama sonuç itibariyle Sovyet resmi politikasından çok da uzaklaşılamadığını söylemek mümkün. Yani aslında hep bir politikaya tabiyet konusu var. yani aslında bir sanat tartışması hiçbir zaman tek tam anlamıyla olmadı. Yani hep siyasetin o dönemki siyasal konjektürün e, gölgesi etrafında şekillenen e, tartışmalardı denilebilir. Ya aslında ben de değindiğim gibi yani e, sosyalist realizmin sanki senin kişisel bir kararıymış gibi algılanmaması adına aslında önceki soruları sordum. Çünkü bunun bir geçmişi var yani hem Lenin'in sanata bakış açısı var işte bahsettiğin verdiğin örnekler gibi Gorki gibi Çernişevski gibi veya Naradyo Volya'nın e, ürettiği edebi şeyler eserler gibi bir takım aslında örnekler var yani bu aslında bir sürecin ürünüydü ama bazen sadece bunun bir kişinin tek bir hani kararıymışçasına yorumlandığını da görüyoruz aslında sor, önceki sorularımın nedenleri de buydu yani bu noktaya nasıl gelindi bu süreç nasıl işlendi aslında bunu öğrenmek istedim bir süreklilik de var. Ha tabii ki niceliksel olarak ya da e, tavır alışlardaki sertlik ya da esneklik konusunda e, farklılıklar var bireyden bireye ya da işte Hı -hı. önderlikten önderliğe kadrodan kadroya. Hı -hı. E, bunu söylemek lazım. Yani şeyi de şimdi söylemem gerekiyor. Evet yani hani orada şeyi eee muaf tutamayız. Yani bu, ne Nestalin'i e, bu sanat politikasından muaf tutamayız ya da onları sanki çok bir şeyleri önemleri yokmuş. Zaten kendiliğinden bu böyle bir eğilim varmış da onlar da sadece bunu dillendir Böyle de değil. Ama mutlak onların kudretiyle şekillenmiş bir şey de Eyleymiş. değil. Yani bunun zemini vardı ama bu zeminin oluşmasında onların da çok büyük katkısı var Yani şeyi var, katkısı olumlayarak söylemiştim. <laughs> oldu ama ya yani onların da çok fazla müdahil olduğu bir nokta var. Öznesi oldukları bir süreç. Bunun zemini de vardı. Dönem dönem de ilginç bir dönem. Yani ee, hani bugünden konuşurken eleştirmek çok kolay. Bunu şey için söylemiyorum. Eleştirilmeli hatta belli ölçülerde e, eleştirinin dozu arttırılmalı. Tamam. E, çünkü eleştirinin dozu ne zaman arttırılacak? Yani e, çünkü sosyalist rejim e, ayaktayken bunu yaptığınızda bir şekilde e, sosyalizme karşı olmakla itham edilebiliyordunuz. Çünkü sosyalist realizme karşı çıkmak... Sosyalizme karşı çıkmak gibi algılanabiliyordu. Yani o dönemki Soğuk Savaş Konjektürü şu bu bunların hepsinin e, bu taraflaşmada ya da sağlıklı taraf olamama noktasında belirleyiciliği vardı. Bunu kabul etmek lazım. Ama artık e, bir Sovyetler Birliği yok ve bir sosyalizme karşı olma gibi bir durum ya da böyle bir art niyet aranmasının da bir anlamı yok. Yani Marksistlerin artık e, bu konu üzerine e, kafa yormaları ve yani zaten yoruluyor bu arada ama e, bu konu üzerine daha cesurca e, eleştiriler sunabilmeleri onları daha az Marksist ya da Sovyetler Birliği'ni e, reddetme noktasına götürmek zorunda değil. Yani Sovyetler Birliği bir ilk inşa süreciydi ciddi anlamda. Birçok hatası var, birçok günahı da var. Olması da gerekiyordu. Yani zorunluluktan kaynaklı. Çünkü daha önce böyle bir örnek yok. Bu hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla hani önümüzde ...arkamızda bir şey var, geçmişimizde bir miras var. E bu mirasla sağlıklı bir ilişkilenme eleştiri olmadan olmayacak. E ve sanat konusunda da bu e, eleştirinin dozunu arttırmakta bir sakınca yok. Yani bu bizi antikomünist ya da anti ya da anti falan yapmıyor. Üçüncü komünist enternasyonelde Rusya komiterinde daha baskın bir karaktere sahipti... E bu da tabii ki sanata dair tartışmalarda da daha çok söz sahibi olması anlamına geliyordu. Sovyet Kültür Komiseri... Sen, ben Zidanov diyorum R ama R <laughs> yani bilmiyorum açıkçası nasıl okunduğunu. <laughs> tamam, öyle şimdi. değil, Zidanov tarafından açıklanan sosyalist realizm e, komiternin bir kararıymış gibi görünüyordu aslında. Bu açıklama nelerin değişmesine sebep oldu? Veya daha e, başka bir şekilde soracak olursam sürrealistlerin e, Stalin'e tavır alıp Troçki'ye yaklaşmalarının sebebi neydi mesela? Hani daha özel bir soru soracak olursam. Bunun gibi bir etkisinin nasıl olduğunu sormak istedim. Yani üçüncü, yani Komünist İnternasyonel'de o dönem zaten Rusya çok merkezi bir rol oynuyor. Hani bu bilinmeyen bir şey de değil ve Rusya'nın o dönem yani Sovyet Rusya'nın e, eğilimleri genel olarak dünyadaki sosyalist hareketinde eğilimlerini büyük oranda belirliyor. Öyle bir dönemdi yani. Hani Gerçeklik buydu. Evet, e, sosyalist realizm tartışmaları tabii ki sadece Rusya sınırlarında olan bir tartışma olmadı bundan dolayı. Yani Rusya, Sovyet Rusya'daki bu tartışma, bütün dünya komünist hareketine ve oradan da komünistlerin sanata bakışı, e, Marksist estetik tartışmaları vesaire bunların hepsi az çok bu çizilen çerçevede çerçevenin sınırları içerisinde bazen o sınırları aşarak bazen o sınırların içerisinde yürütüldü. Bu anlamda evet yani 1934 kritik bir süreç yani yazarlar kongresinde alınan karar aslında resmi bir sanat politikasının ilanıdır. Zaten buraya doğru giden bir süreç vardı yani 32'deki o kararname zaten artık bir şeylerin ilanıydı. 34'te de artık bir Sovyet Devleti'nin sadece Sovyet Devleti'ne has olmamakla, onun onunla sınırlı kalmamakla birlikte bütün dünya sosyalist hareketine sanata dair bir politikası, sunduğu bir politika vardı. Sosyalist realizm tartışmaları da hep bu eksende yürüdü. Yani... Burada ilginç tartışmalar var. Hani çok giremeyeceğiz bu arada ama Asplug'un, Lukas'ın, Adorno'nun sonradan dahil olduğu Brecht'in. Yani burada gerçekçilik, modernizm tartışmaları öne önemli. Yani Alman dışavurunculuğu üzerinden Bloch'la Lukas'ın tartışmaları, Lukas'ın tartışmaları var. ben Bloch'a daha yakın buluyorum kendimi. Çünkü Lukas'ın, yani Lukas çok önemli bir Eleştirmen, edebiyatçı, edebiyat kuramcısı. Ama e, yani biraz şey buluyorum. E, bazen çok e, nasıl derler ya? Yani şimdi Lukas gibi birinden bahsederken de hani haksızlık etmemek gerekiyor belki ama. Yani bütün bir modernist sanatı... E, dekadans bulmak ya da onu gerçekliği parçaladığı için suçlamak ya da onu hani burjuva sanatının bir uzantısı olarak görmek. Hatta yani benim blogla yaptıkları tartışmalarda vardı sanırım. Yani mesela Alman dışavurumculuğu üzerine yaptıkları tartışmada yani Alman dışa vurumculuğunu hani faşizmle ilişkisi e, konusunda ben, haksızlık ettiği noktalar var. Yani e, direkt faşizmiyle ilişkilendirmekle birlikte ona yönelik imaları da var. E, ki yani katılmıyorum. Hani e, neyse bunlar başka tartışmalar belki ama yani genel olarak eksen buydu. E, çok değerli tartışmalar yapıldı. Ha şuna değinmek gerekiyor belki. Mesela bu tartışmaların yapıldığı dönemde bu bahsettiğim isimler genelde çok e, verimli tartışmalar yapıyorlar, çok e, sert polemikler aynı zamanda ama mesela buraya Sovyetler Birliği'nden çok fazla bu tartışmaya müdahil olan yok, katılan yok. Mesela bu da ilginç geliyor bana. Yani hani sosyalist gerçekçiliğin ana vatanı, hı hı. ana vatanı diyelim yani hani Sovyet Rusya için. Ama mesela tartışma çok yani tartışmaya dahil olmuyorlar ya da izliyorlar, seyirci kalıyorlar denilebilir. Hani orada hiçbir üretim olmuyor anlamında söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama bu kadar üst düzey e, kuramcıların yaptığı tartışmada e, Sovyet Rusya'dan e, benim bildiğim çok bir e, etkili bir figür çıkmıyor. Hani buna dair şey yapacak bir savunu gerçekleştirecek ya da bu tartışmalarda aktif rol oynayacak ki ilk elden etkilenen insanlar olmasın Evet. Evet lazım. yani hani onlardan beklersin yani ilk en güçlü karşı çıkışı onlardan beklersin. Yani onun yerine en öne çıkan belki hani o daha eleştirel gerçekçilikle eee sosyalist gerçekçiliği bir şekilde uzlaştırmaya çalışıyor belki Lukas ama e, yine en hani oraya yakın duran Lukas oluyor aslında hı hı. o tartışmalarda. Çünkü Adorno, Brecht, Bloch bunlar biraz daha ee, aslında o Sovyet resmi sanat anlayışının dışında e, ve ona eleştiren, o, onunla polemik halinde üreten e, figürler, kişiler. Bu da ilginç tabii yani hani oradan güçlü bir cevap verilememesi e, ya da verilememesi mi yoksa verilmemesi mi onu da bin, bilmiyorum açıkçası ama... E, Temel eksen evet yani dünyada böyle bir realizm modernizm tartışması diye e, kabaca söyleyebileceğim e, bir tartışma e, temel olarak sosyalist realizmle e, temas halinde ve o ona karşıtlık ya da ona yakınlık üzerinden sürdü aynı zamanda şeyi de vardı yani Sadece Rusya'daki değil, tüm dünyadaki avantgard sanatçılar aslında Rusya'da olan bu deneyime hayrandı. Veya onu umutla karşılıyordu. <laughs> Fakat bu realist sapma aslında yine aynı şekilde tüm dünyadaki avantgard sanatçılar tarafından bir noktada kuşkuyla da karşılandı. Çünkü onların da bir noktada uzaklaşmasını veya Sovyetleri sorgulamasına sebep oldu. Bazıları işte Marksizme daha sahip çıkmak için Sovyetleri Sovyetlere hatta direkt kişisel olarak Stalin'e karşı tavır da aldı. İşte Burada Hı. aslında ikinci sorduğum soruda biraz Hep, onunla bağlı. Ben onu atladım söyledi. kusura bakma. onu hatırlatmak Hı. için araya gireyim dedim. Yani orada tabii ki sürrealistler diye özel bir soru sormuşum ama Hı. bunu tüm avantgardlar şeklinde de yorumlayabiliriz. Çünkü hakikaten burada Stalin'in kendisine alınan bir tavır ve Troçki'ye yaklaşma durumu da var. Evet yani orada e, Troçki figürü hani hem ...resmi Sovyet sisteminden dışlanan... ...onun aforoz ettiği tırnak içinde bir figür olarak görülüyor. Buradan gelen bir sempati de var. Ama sadece buradan da değil yani. Çünkü Turochki... ...yani edebiyat üzerine zaten... ...daha önce yazan, çizen, düşünen... ...sanat üzerine genel olarak düşünen... ...ve entelektüel formasyonu da güçlü olan bir figür. Yani politik olarak da çok güçlü bir figür. Hani... Doğru bulursunuz yanlış bulursunuz tartışması başka bir şey ama hani güçlü bir figür devrimin önder figürlerinden önder kadrolarından birisi ve haliyle e, çok önemli bir figür e, ve Breton üzerinden bir yakınlaşma var tabii ki sürrealistler özelinde konuşursak e, birlikte oturup yazdıkları metin var biliniyor bağımsız e, bir devrim bir sanat için olarak sanırım tam karşılığı. Bunu birlikte yazıyorlar. Bir yakınlaşma var ve hatta orada ilginç bir şey var mesela. Yani O yazdıkları Koyagan manifestosu diye de geçiyor. Tam yanlış telaffuz ettiysem kusura bakmayın. Orada mesela Breton karşı devrimci olmadığı sürece sanatta tam özgürlük derken mesela Troçki burada müdahil oluyor. Hayır diyor bu Yarın öbür gün yine e, sanatın sansürlenmesi için bir bahane olabilir. deyip karşı devrimci olma, olmadığı sürece ibaresini çıkarttıran da Troçki'dir mesela. Yani sanatın tam bağımsızlığı, ta, sanata tam özgürlük e, ibaresini koy. O da ilginç mesela. Yani hani Troçki'den beklersin, hani devrimci bir Hı. önder ve daha politik bir yerden kafası çalışır ki kafası çalışıyor yanlış anlaşılmasın hani sadece hani ondan beklenen bir tavır olarak düşünürsün hani Breton'un daha esnek olması beklenen hani Breton hayır diyor karşı devrimci olmadığı sürece bütün sanat akımlarına ve sanatçılara özgürlük diyor ama mesela Troçki onu çıkarttırıyor o ibareyi yarın öbür gün diyor bu da bir şey olabilir bahane olabilir ve sanatın sansürlenmesinde bir gerekçe olabilir deyip o ibareyi çıkarttıran da Troçki'dir mesela ilginç gelmişti bana sadece hani öyle sohbet ediyoruz değinmek istedim ee, yani temel olarak evet e, sadece sürrealistler üzerinden de değil yani Rus avanga e, şey özür dilerim. Genel olarak dünya avangart hareketi e, Sovyetler Birliği'ndeki gelişmeleri e, ve nasıl diyeyim yani oradaki bürokratikleşmeyi, oradaki süreci, sanat politikalarını vesaire tabii ki kendisine yakın bulmuyor. Çünkü yani avantgard hareketler zaten realizme mesafeliydi. Bir de bunun ilkeler düzeyini yükseltilip resmi sanat politikası haline getirildiği, avantgardın sosyalist realizm karşısında mahkum edildiği, onun dekadan bir sanat akımı olarak görüldüğü, küçümsendiği ya da burjuvaziyle ilişkilendirildiği bir süreçte tabii ki avantgard hareketler, marxist olarak tanımlasalar da kendilerini, kendilerini şu şeyden ayırma ihtiyacı hissettiler. Sovyet resmi Marksizmi diye ifade ederler genelde. Ee, oradan ayırma ihtiyacı hissettiler, oraya mesafelendiler ve bir süre sonra zaten e, Bretonda falan açıkça hani şey var, kopuş var. Yani bir süre izliyorlar. Ne oluyor, ne bitiyor, bir rahatsızlık durumu var ama sonrasında tamamen e, mesafeleniyorlar zaten o Moskova duruşmaları vesaire 37'ler 38'lerden sonra. Kültür Devrimi'ne kadar Sovyetler yalnızca arist aristokrasiden kalan değerli madenleri, işte altın, gümüş ve benzeri madenleri gerektiği zaman dış ülkelere satıyordu. E, fakat Kültür Devrimi'nden sonra o döneme dek dokunulmayan sanat eserlerini de elden çıkarmaya başladılar. Luna Charsky başta olmak üzere birçok kişi de buna tepki göstermiş ve ya istifa etmiş ya da bir yaptırıma uğramıştı. Bunlardan çıkarım yaparak 1930'larda sanat devlet savaş politikasına nasıl girmiştir? Hani savaş politikasına nasıl girmiştir 30'larla birlikte? Açıkçası yani buna dair belli fikirler var. Yani 30'lar dediğin için hani 2. Dünya Savaşı'nın ön günlerine uzatabiliriz mesela. O dönemki Komünternin halk cephesi politikaları bunun sanattaki karşılığı bunlar tartışılan konular. Ben çok girmeyeceğim. Ne çok yetkin hissediyorum kendimi çok okumalarım olmadı bu konu üzerine. Ama buna dair tartışmalar var. Yani özellikle halk cephesi politikaları, sosyal demokrasinin faşizmle eş tutulması, buna tekabül eden işte Alman dışa vurumculuğundan bahsetmiştik. O Alman dışa vurumculuğunun da çok ciddi olumsuzlanması yani Pa gerçekliği parçalamakla suçluyorlar. Çünkü gerçeklik bir bütündür, parçalanamaz, parçalandığı an bu dekadandır. Ee, bu yabancılaşmayı, derin da çok var bu. Yani bu yabancılaşmayı daha da derinleştiren, kitlelerin bilinçlenmesinin önüne geçen bir e süreçtir. Ve son tahlilde hani Burjuvazi'nin çıkarınadır. Yani çok kabaca söylüyorum hı hı. yani. E ve yani o dönem Tabii ki politikayla bir ilişkisi var. Sadece savaş politikasıyla da değil. Yani genel olarak aslında sosyist gerçek, realizm, sosyist gerçekçilik e, tartışması hep aslında dediğim gibi e, Sovyetler Birliği'nin e, politik çıkarları ve o dönemki içinde bulunduğu siyasal konjektürden hep etkilendi. Yani hep o, o, onun sınırlarında aslında e, belirlendi. O sanat politikası çünkü yani dediğim gibi sanata yönelik bir bakış vardı, sanattan beklentiler vardı, sanat siyasetin oldukça araçsal hale getirilmiş bir formuydu bana kalırsa. Yani bur buradan ders çıkarmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hani sanat bu kadar araçsallaştırmamak lazım. Yani bu eleştiriyle geldiklerinde siz de bunun altından kalkamazsınız çünkü kolay kolay. Yani. Ee, sanat sadece politikanın, siyasetin, e, devletin çıkarlarıyla uyumlu olduğu sürece desteklemek, uyumlu olmadığı sürece onu e, olumsuzlamak, onu mahkum etmek, e, onu burjuvaziye has işte e, bir sanat olarak nitelendirmek. Yani bunlar yapıldı zamanında hani ama bu buradan günümüze ne kaldı diye bakarsak aslında çok olumlu bir miras olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü bu nasıl söyleyebilirim? Şöyle söyleyeyim. Tam toparlayamadım kafamda ama yani sanat meselesi ya da edebiyat, yazın bu tartışmalar üzerinde bence olumsuz bir etkisi oldu. sosyal gerçekçiliğin bu kadar politik dolayından etkilenmesi yani bu kadar politikanın belirleyiciliğinde şekillenmesi. Çünkü hep şu karşılığa oturduğu yani sosyalist gerçekçilikle bir derdin varsa sosyalizmle bir derdin var'a döndü. Yani ya da Sovyetler Birliği'yle bir derdin var'a döndü. Ee, dediğim gibi yani o savaş, so soğuk savaş döneminde özellikle Amerika'nın da hani bu soğuk savaşın en önde koşturduğu dönemlerde, bunu her türlü finanse ettiği Sovyetler Birliği'ne saldırmak için fırsat kolladığı süreçlerde evet böyle eee Zıtlaşmalar, kutuplaşmalar, sağlıksız bir zeminde ilerleyebilir. Bunu anlayabiliyorum. Ama bunun şöyle bir mirası da olduğunu düşünüyorum. Mesela bugün hala bir metnin sadece içeriğinin bize hitap edip etmediği üzerinden ona değer biçme gibi bir eğilimimiz var sosyalistler olarak. Yani genel bir şey, bir eğilimden bahsediyorum. Yani şey tartışmasını yaptığımızda mesela ee, X şairi ya da X yazarı yani politik olarak asla olmayamayacağımız muhafazakardır belki belki daha da hani lanetleyebileceğimiz bir figürdür ama biz onun yazdığı metnin e, sanatın içinden bir e, eleştirisini söz konusu kılamıyoruz yani biz işte o zaten şöyle birinin ya da onun e, anlam dünyası benim anlam dünyamla uyuşmuyor onun anlam dünyası e, gerici Şöyle böylenin ötesinde bir tartışmayı yapmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani muhafazakar bir e, bir yazar da iyi bir edebi eser verebilir. Vermiştir de yani şimdi hı hı. isim almak istemiyorum. <laughs> Ama ya da tersinden e, sosyalist, iyi niyetli, içeriği, teması e, samimi devrimci bir yerden kurmaya çalışan bir yazar da çok kötü ürünler verebilir. Veriyor, verebiliyor da. Yani e, Haliyle bu tartışmaları biraz artık e, sa sadece içerik, sadece işlenen tema, sadece bize hitap edip etmemesi o anlam dünyasının ya da o sözün. E, ama bunun bir de bir formu var, biçimi var. Yani biçim hani öz biçimden önce gelir bitti tartışmasının ötesine belki uzatmak gerekiyor. Yani çünkü e, biçim dediğimiz şey üzerinde... Sosyalist gerçekçiliğin e, hep böyle bir şeyi vardı ön yargısı demeyeyim ama yani hep mesafeli durmuştu. Çünkü öz iletilecek olan söz hep daha ön plandaydı. Ama sanki artık özle biçim arasında böyle bir öncelik sonralık tartışmasından öte başka bir zeminde de tartışmak gerekiyor. Ki tartışılmadığını söylemiyorum ama şu şunu ısrarla vurgulamak gerekiyor. Ee, iyi, kötü çok iyi örnekler de verdi. Kötü örnekler de verdi. Eee Sonuçta sosyist gerçekçilikle ilgili tartışmada benim sosyist gerçekçiliği mahkum ettiğim nokta şurası. Yani e, edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani resmi olarak Marksizmin sanat anlayışı budur ve bunun dışındaki her e, sanatsal yönelim e, atıyorum egemen sınıflara hizmet eder, burjuvaziye hizmet eder, dekadanstır, şudur budur. Şimdi böyle olduğu ölçüde bu çok kısıtlayıcı bir... Rol oynuyor ve bence zarar da veriyor. Yani kendisinin dışındaki bütün sanatsal üretimleri mahkum etmek bence çok büyük bir talihsizlikti. Sosyalist gerçekçilik ve Sovyet Rusya'daki bunun özneleri açısından. Buradan kötü bir miras devre aldık diye düşünüyorum. Hani Bundan dolayı tepki gösterebilir dinleyen arkadaşlar. <laughs> ee, ama sosyalistim arkadaşlar yani <laughs> hani ikna olmayabilirsiniz bu söylediklerimden sonra belki çünkü hala böyle bir algı var ama <laughs> e, yani Marksist estetiği e, belki artık başka bir yerden okumak başka bir yerden de yorumlamak ki zaten bunu yapanlar var yani Terry Eagleton'lar var Williamslar var vesaire yani birçok e, bunun üzerine düşünen çok değerli kuramcılar var. Daha öncekileri say saymıştım zaten hani tartışmalar yapıldı. Ee, hani bir şeyi yeniden keşfetmek için keşfetmişim gibi söylemiyorum ya. Ben sadece aktarmaya çalışıyorum anladığım kadarıyla ama hani kötü bir miras devrettiğini de söylemek lazım ya. Biraz böyle çekinerek konuştum ama yani evet sanat sanat konusunda bizim hani sosyalistlerin sosyalist kültür sanat konusunda bir dönüp bakmamız gerekiyordur belki. Yani Edebiyatta, şiirde, e, özellikle hani buralara daha çok ilgim olduğu için hani buralar üzerinden örnek veriyorum. Ya bir bakmamız lazım. Hani ne ne üretebiliyoruz? Ne ürettik? Ya da e, burada tıkandık mı? Tıkanıyorsak bunun kaynakları nelerdir? E, bunun üzerine hani biraz daha belki esnek tartışmalara ihtiyaç var. Yani kabaca bunu söyleyeyim. E, Sonlandıralım belki. Sen konuşurken benim aklıma son bir şey geldi. Not almışım. Ali Ertuğ'un kitabında aslında böyle bir cümle. Böyle benim kafamda da biraz soru işareti bıraktı. Sormak istedim aslında. Şöyle bir şey demiş. Soğuk savaş komünist realizm ve kapitalist soyut arasındaki savaştır. Yani bu cümleye katılıyor musun? Yani şöyle. Al Almanya'da, e, Almanya diyorum özür dilerim. Amerika'da e, adını unuttum. Ya zaten bunun önce bir figürü var. Ee, soyut dışa vurumculuk. Amerikan soyut dışa vurumculuğu diye geçiyor sanırım. Ee, yani evet Soğuk Savaş döneminin böyle bir şeyi var. Amerika merkezli bir e, soyut dışa vurumculuk üzerinden bir e, sanat e, oluşumu var. Yani daha doğrusu bir cephede böyle bir Amerika merkezli bir sanatsal yönelim var ve Avrupa'ya sirayet eden bir tarafta da bunun karşıtı olarak e, sosyalist gerçekçilik var ama bu burada bile aslında çok politik bir e, taraflaşmanın ürünü olarak e, bu kutuplaşma var yani işte o dönem de böyle bir dönem yani hakikaten şey e, bugünden belki eleştirinin dozuşunu arttırmak kolay ve yapmamız gereken bir şey ama o dönem şey refleksini anlıyorum bu arada. Yani ben de mesela o dönemde yaşıyor olsaydım bir sosyalist olsam ve böyle bir şeyin içinde de olsam. E, soğuk savaş Konjektürünün içerisine. Ve soğuk savaşı çok kirli yöntemlerle yürüttü Amerika ve Avrupa burjuvası. Yani hakikaten çok kirli yöntemlerle saldırdı. E, dezenformasyonun e, suyunu çıkardı. Zaten bütün hikayesi buydu. Bunu çok büyük finansal kaynaklarla yaptı ben de korumacı bir refleks geliştirebilirdim belki yani o dönem içinde olsaydım. bir yandan anlıyorum o dönem ki hani o kutuplaşmanın politik aslında iz düşümleri yani o sanatsal kutuplaşmalar politik kutuplaşmaların iz düşümü büyük oranda. Bu anlamda evet böyle bir durum var ama Pollock'tu sanırım bu arada Amerika'daki. Pollock muydu? Bilmiyorum. Ben de emin değilim. Bilmiyorum. Polo Şu an. Yani umarım. Haydi. <laughs>